Çocuklarda kural koymak elbette önemlidir. Pek çok ailenin bizden bu konuda yardım istediğini görmekteyiz. Öncelikle neden önemlidir? Çünkü çocuk genellikle öfkelidir ve etiketlenmiştir. Yaramazsın, söz dinlemiyorsun diye okulda ya da aile içerisinde. Ayrıca kurallarla belli bir uyum sağlayamamış çocuk, ileride yetişkin hayatında da ciddi sorunlar yaşamakta. Bunu da görmekteyiz. Peki kural koymak için neler yapmalıyız ya da nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle kuralın ne olduğunu ve neden olduğunu ailenin açıklaması gerekmektedir çocuğa yaş seviyesine göre. Bu kuralın anlamı ne ve bu konuda kararlıyız mesajını vermesi gerekir ailenin. İstikrarla her yaptığı davranışın karşılığında yanlışsa yanlış olduğu belirtilmelidir. Ve yine her zaman bizim mutlaka söylediğimiz şey anne babanın ya da okuldaysa öğretmenin her zaman aynı dille, ortak dille bir şeyin yanlış olduğuna dair kesin bir tavrı olmalıdır. Bu şekildeki çocuklar öncelikle direnç gösterseler de, öfke nöbetleri olsa da büyüklerinden bu konuda net bir tavır görmelerinin sonucunda aslında yavaş yavaş kurallara uymak ya da bunun gerekliliğine adım atmış olmaktadırlar. Çocuklara kural koymada karşılaşılan en büyük problemlerden bir tanesi anne babanın ortak bir karar alıp aynı şekilde istikrarla, kararla devam edip edememesidir. Hep gördüğümüz örnek anne daha müsamahakar, baba daha otoriter ya da bunun tam tersi olabilir. Çocuk bir ebeveyninden evet, bir ebeveyninden hayır cevabını alıyorsa ya da her iki ebeveyni tarafından bazen uyarılıp bazen uyarılmıyorsa kafasının karışacağı çok normaldir. Çünkü çocuğa aslında siz kural koyarken hayatın gerçeklerine de hazırlamış oluyorsunuz. Bu şekilde istikrarsız ve dengesiz bir tutum çocuğun kafasını daha fazla karıştırır ve aslında kurallara uymakla alakalı da inancını bozmuş oluruz.